Mutlulukla ilgili çeşitli farklı tanımlamalar var. Hiç kuşkusuz herkes kendi perspektifinden, kendi bakış açısından mutluluğu tanımlar. Bir de mutlulukla ilgili şöyle bir ilişkilendirme var. Toplumsal mutluluk olmadan bireysel mutluluk olur mu? Çok doğru bir soru aslında ve elbette insanların toplumsal mutluluktan da pay alarak mutluluğunu şekillendirmesi daha sağlıklı, daha paylaşımcı, daha az gıptayla bakılan bir mutluluk olur. Mutluluk için de insanların hem bugününü huzurlu yaşaması hem de daha da önemlisi geleceğe güvenle bakması gerekiyor. Kıbrıs Adası'nda Kıbrıslı Türklerin yaşam alanı ya da Kıbrıslı Türklerin adadaki tutunma sürecine baktığımız zaman mutluluk çok farklı nedenlerden arandı. Çok arabesk bir toplum olmasak da biz acılardan, üzünlerden, sıkıntılardan onları içselleştirerek, onlarla beraber yaşayarak mutlu olduk. Yani çok sandalyeye yayılıp oturmak, şeftali kebabımızdan onlardan bir şeyler çıkardık ama bizim hayatımızda büyük ölçekli başarı ki hem bugün hem geleceği güvence altına hissettirecek başarılı ekonomik boyutu da olan yatırımlar bakımından biz çok gecikmeli hareket ediyoruz. Yani 1974'e kadar her şeyin minyatürüne sahiptik bile demek çok zordu. Ve düşünüyorum yıllar önce birkaç ortaokul, tek lise, tam ilkokullar vardı. Lise sonrası yüksek öğretim açısından öğretmen yetiştiren bir okul vardı Omorfo'da. Rumlar ve Türkler vardı, ilginçtir. Ermeniler var mıydı? Yoktu çünkü Rum okullarında Ortodoks Rum öğretmen olabilirdi. Yani Ermeni birinin o okuldan çıkıp da okullarda görev yapması mümkün değildi. Daha sonra öğretmen koleji oldu ki büyük öğretmen akademisi. Üniversiteleri hayal bile etmez. Ve bugün ciddi sayıda üniversitelerimiz vardır. Artık sayısı ne kadardı diye lafımıza soracağımız noktada. Ama bu noktada da bizim huzurumuzu, mutluluğumuzu, güvenimizi besleyecek kalite kaygımız yok mu? Var. Yalan mı söyleyeyim? İşte o noktada artısı daha fazla, doğrusu daha fazla, doğru ve sağlıklı kaynağı bilinerek yürüyüş çok önemli. Ve 1990 yılında 4. üniversite olarak kurulan Lefke Avrupa Üniversitesi var. Biraz sıkıntılar yaşamıştı kuruluşundan sonra. Hatta 2013'e gelirken DAÜ'ye bağlanması, bir başka şekilde statü değişikliği tartışılırken Profesör Doktor Mehmet Ali Yüksel'in rektörlüğüyle birlikte böyle ciddi bir kilometre taş oldu. Ve bu bölge insanının veya ülkemiz insanının, aha biz de bir şeyleri görüyorsunuz, başarabiliriz hanesine, listesini yazdıracak güzel bir başarı örneği vardı. Ve bugün sizleri Lefke'ye getirdik. Lefke Avrupa Üniversitesi'ne getirdik. Ben 2013-2014 yılında da bu kampüste çekim yapmıştım. Ve o gün karşımdaki Teknik İletişim Fakültesi'nin teknik altyapısı vardı. Bir o var, bir de bugün var. Acaba nasıl bir görüntü derleyip bize verecekler ve yayınlayacağız? Şu kadarcık kuşkum yok. Ve üniversiteki gelişim gibi bu alanda da ciddi bir yatırım, yani şimdi siz görmüyorsunuz ama benim karşımda 5-6 kişi, 5 kişilik bir ekip. Alışmadık biz bir kişi, One Man Army işler yapıyorduk. Ve bu süreçte elbette kişiselleştirmek önemli değil ama kolektif bir yönetim anlayışı ile çok iyi, farkında, kendini çok öne çıkarmadan bu başarıda payı olan rektör, profesör, doktor Mehmet Ali Yüksel'inle konuşacağız. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Biz sözlü makale tarafını hallettik, bitirdik. Evet. İçimden evet, gelenleri evet. Söyledim, hep söylüyorum. Yani içimden geleni söylemeyeceksem ben bu işi yapmam. Bir iletişimci için en büyük tehlike, içinden geçenleri söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi sorusudur. Onun için ben de sizlerle bugün çok keyifli bir sohbet yapacağım. Burada huzur buluyorum. Hep söylüyordum ben. Daha önce de bunu çekinmeden söylerim. Ya bir şey yapmak yapıldığını görmek istiyorsan gidin yakın doğuyla gezin dedim. Ama o Lefkoşa'da, halbuki Lefke'de de insanlar bu bölgelere geldiğinde keşke hafta sonları kapıları açık bırakın. İnsanlar böyle bir turlayıp çıksınlar. Evet.
Evet hocam, nasıl, ne hissediyorsunuz? Gel bu üniversiteye dedilerdi. Onun üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti. Evet. İyi ki gelmişim, yoksa hiç arada hiç pişman oldunuz mu? Sormak istiyorum. Hiç pişman olmadım, onu en başta söyleyeyim. Ama tabii çok sıkıntılı, çok beni uğraştıran günler muhakkak oldu. Bu normal hayatın bir parçası. Ama açık söyleyeyim, dönüp baktığımda doğru karar verdiğime hep inandım ve bu şekilde de devam edecek diye düşünüyorum. Hocam, insanların bir kısmı vücut diliyle de bir şeyleri ifade eder. Çok kendisini gizleyemez. Ben siz kendinizi gizliyorsunuz anlamında sormayacağım bu soruyu ama çok iddialı görünmeyen bir pozisyonunuz vardır. İddialı değilsiniz ama geldiniz ve geldiğiniz zaman bu üniversitede devraldıklarınız vardı. İnkaz edebiyatı da hiç yapmadığınızı ama o günün şartları var ve aradan işte 4 yıla yakın bir zaman geçti. Sayısal anlamda da rakamlar kıyaslı ortada. Elbette işte dün şöyleydi böyleydi diyerek değil ama geldiğiniz zaman neler hissediyordunuz? Bugün gelinen nokta hedeflerinize ne kadar yakın, biraz altı, tam hedef ya da biraz fazlası? Hocam, şu şekilde söyleyeyim. Tabii bir kuruma dışarıdan bakmakla içeriden bakmak çok farklı. Dışarıdan edindiğiniz bilgilerle böyle bir heyecanla geldim. Ve hep üzerine bir şeyler koyacağımızdan en küçük bir şüphem olmadı. Zaten öyle bir şüphem olsaydı teklif edilen görevi hiç kabul etmez. Bulunduğum yerde devam ederdim. O heyecanla geldim. Bir şeyler yapabileceğimi bilerek, isteyerek geldim. Fakat tabii gelip içerideki tabloyu, rakamlara baktığınızda, resmin bütününü tam olarak içeriden gördüğümüzde ilk sene, işte Eylül 2013, Ağustos 2014 yılı bizim böyle tam da aracı böyle yukarıdan aşağı sürerken hep ihtiyatla işte frene basmasanız bile ayağınız hep oradadır. Aman her an basabilme halinde geçirdik açıkçası. Bir tam yılı görmek istedim. Özellikle finansal noktasında üniversitenin. Ondan sonra birazcık daha rahat yürüdük. İlk sene bir değişim yılı diye düşündük açıkçası. Verileri topladık, gözetledik, gördük. Hangi noktalarda üniversitenin zaafları var, onlar belirlendi. Ondan sonra yaptık. En büyük avantajımız şu oldu. Birinci yıl koyduğumuz hedefi tutturduk öğrenci artışı noktasında. Ondan sonra da hep neredeyse bir yıl hedeflerimizin önünde gittik ve o şekilde gidiyoruz büyüme noktasında. Bu noktada çok ciddi yatırımlar yapıldı, çok ciddi destekler alındı. Bunlar bugün gelinen noktayı bizim için de hızlandırdı. 2016-2017 öğretim yılı sonra. 4 Haziran'da da Kıbrıs'tan öğrenci alımıyla ilgili sınavı yapacaksınız. Bugün itibariyle şöyle diyelim, öğrenci sayısı ne kadardır? 9300. 4 yıl önce ne kadar? 3700. 9300, 3700. %250 civarında. %250. Öğretim elemanları. 350'nin üzerinde öğretim elemanımız var. 4 yıl önce? 100 kusur. 100 kusur. Çalışanlar? Çalışanları o kadar artırmadık. Şu anda 240, geldiğimde 200 civarındaydı sendikalı. Tamam, o zaman çok da çok, burası çok çiftlik gibi olmamış. Peki, şu da önemli ama onu da bu noktada vurgu yapmak istiyorum. Bu büyüme, ekonomik kaygıyla onu mu karşılayarak oldu? Eğitim kalitesi bağlamında da yani onun dengesini nasıl tuttunuz? Bunlar birbirinden ayrılmaz iki tane ikiz kardeş diye görürüm ben. Birini artırırsınız diğeri gelir, diğerini artırırsınız diğeri onun hemen yanına gelir. Tabii öncelikli hedef öğrenci sayısını artırmaktı Lefke Avrupa Üniversitesi'nin. Ben göreve başladığım tarihten itibaren. Çünkü her üniversitenin kendini bağımsız kılabilmesi ve söylediğimiz kalite çalışmalarını başlatabilmesi, bunları
sürdürülebilir hale gelmesinin bir eşik değeri var. Bu da bir finansal özgürlükten geçer. Finansal özgürlüğü de belli bir öğrenci sayısına geldikten sonra yakalayabiliyorsunuz. İşte biz bu eşik değeri bu yıl yakalamış durumdayız. Ha, denk bütçe noktasında hep yaptık. 2013'te yani 3 yıldır hatta 4 yıldır denk bütçe yapıyoruz ve bu denk bütçeye uyuyoruz. Ama daha rahat olduğumuz yılı sorarsanız o bu yıl oldu. İşte bu da takribi 9000 öğrenci noktasında. Bundan sonraki yıllarda bu şekilde devam edecek. Ama dediğim gibi küçük kalalım da kaliteli olalım veya büyük olalım da kalitesiz olalım diye bir şey olmadığına inananlardanım ben. İkisinin de zaten büyük dediğimiz büyük ölçek dönüp baktığınızda esasında bizim de dünya ölçeğine baktığınızda 10 bin öğrenci, 14 bin öğrenci, 12 bin öğrenci esasında orta ölçekli bir üniversiteden bahsediyorsunuz. Orta ölçekli üniversitelerde en yaygın tip üniversitelerdir. Ki olması gereken nokta da odur. Yani dünyayı tekrar keşfetmek gerekmiyor bu noktada. O ölçeğe getirip üniversiteyi öğretim üyesi desteğiyle sürdürülebilir bir kaliteyi tutturmak gerekiyor. O noktada biz emin adımlarla yürüyoruz diye düşünüyorum. Bölümler ne kadar? Yani bölüm bağlamında da herhalde bir artış var. Yeni programlar açılıyor. Tabii ki. Tabii bölümler açılıyor. Tabii ki. Bugün itibariyle ne kadar bölüm var? Takribi şimdi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora hepsini birden düşündüğümüzde 100'ün üzerinde bölüme ulaştık. Ben göreve geldiğimde bir tane doktora programı vardı, yok onaylı. Bugün 15 yok onaylı doktora programı var. Bu az önce söylediğimiz gibi esasında kalitenin de bir göstergesidir bence doktora programları. Çünkü burada üniversitelerin yayın sayısı, doktora verme sayısıdır bir ölçütlerin bir tanesi. Onun üzerinde çok çalıştık. Yüksek lisans programlarımızı 30 civarına getirdik. Fakülte sayımızı 10'a getirdik. Ve çok çeşitlendik bu noktada bölüm yapısı olarak. Sağlık alanına girdik. Sağlık hizmetleri mesleği yüksekokulu açtık. Sağlık yüksekokulu açtık. Sağlık fakültesini destekledik. Buralardaki bütün bölümleri, aklınıza gelebilecek neredeyse bütün bölümleri açtık. Ama sadece bölüm açmakla da kalmadık. Bölüm açmadan önce biz zaten altyapısını yapıp bu talepleri gündeme getiriyoruz. Bunların altyapısını da en son teknolojiyle sağladık. Yani öğrencilerimize o imkanı vererek açtık bu bölümleri. Yani gelin bizim işte şu laboratuvarımız, şu bölümü fizik altyapımız var dediğinizde neleri öne çıkarırsınız? Mühendislik fakültemizin güçlü olduğunu düşünüyorum. İnşaat mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği. Sağlık yüksekokulumuzun, sağlık fakültemizin, sağlık meslek yüksekokulumuzun donanımının çok olduğu, çok iyi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum, bizi gelip denetleyen bağımsız kuruluşlar da aynı şekilde söylüyor. Eğitim fakültemizde çok iddialıyız. Özellikle özel eğitim öğretmenliği noktasında Türkiye'deki okullar içerisinde de çok iddialı olduğumuzu söyleyebiliyorum. Çok ciddi güzel bir kadromuz var. Güzel uygulamalar yapabiliyoruz. Çok güzel projeler geliştiriyoruz o noktada. Bunlar herhalde en iddialı olduğumuz ve bir çırpıda aklıma gelen bölümler. Tabii ki öğrenci biri, yani bir baktığınız zaman fiziki altyapı olacak. Öğrenci olacak ve öğretim kadrosu olacak. Türkiye'de de ciddi miktarda sayısal bir üniversite çokluğu yaşanıyor. Bu aynen Kuzey Kıbrıs için de geçerlidir. Öğretim üyesi bağlamında sizin arzunuz kadar öğretim üyelerinin de, akademik insanların da bir tercihi gerekiyor. Tercih ediliyor musunuz? Evet hocam. 2013 yılındaki ilk akademik genel kurulda arkadaşlarıma şunu söylemiştim. Birkaç yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en çok tercih edilen, akademisyenler tarafından en çok tercih edilen üniversite olmaktır benim en büyük hayalim demiştim. Zannedersem yani öğrenciden daha önde. Evet, evet. Çünkü iyi hoca yoksa ben niye bir veli çocuğunu göndersin ki? Kesinlikle. Ya öğretim üyesi olmazsa olmazıdır. Bütün yüksek öğretim meselesi. Dolayısıyla çok net hatırlıyorum bunu söylediğim. Böyle tabii o ilk toplantıda daha yeni göreve başlamışsınız, birkaç hafta geçmiş.
Böyle gülümsemeler de olduydu salonda ama bugün o noktaya geliyoruz. Geçen sene 60'ın üzerinde biz çeşitli akademisyenlerden müracaat aldık. Bu sene keza aynı şekilde devam ediyor. Sadece bu cuma... İşsizlerin yoksa bir üniversitede çalışır olmasına rağmen buraya bir tercih. Genellikle işsiz öğretim üyesi pek yok. Herkes bir yerde çalışıyor. Ada içinde çalışıyor, Türkiye'de çalışıyor, yurt dışında çalışıyor. Herkes ciddi sayıda şey alıyoruz. Tercih alıyoruz. Sadece önümüzdeki cuma gün benim 9 tane randevum var. Verilmiş. 15'er dakikalık arayla 9 tane öğretim üyemizle görüşeceğim. Çünkü ben de biliyorum ki soruyorum neredesin? Yok diyor, ben Lavi'ye gittim. Tabii ki herkesin kendine göre çok kendine göre gerekçeleri var ama tümü de burayı istikrarlı ve güvenli buluyor. O oluşturmaya çalışıyoruz gerçekten. Ben hep şuna inanırım. İnsanların kafası rahatsa verimleri daha fazla olur. O ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Yani akademisyenlerimizin akademisyenler sizden çok daha yüksek beklentileri olan insanlar değiller. Nedir beklentileri akademisyenlerin? Akademik çalışma yapabilmek, konferanslarına katılabilmek, kendilerini geliştirebilmek, ders vermenin yanında. Biz bu az önce saydıklarımı maksimum düzeyde neredeyse sınırsız bir şekilde vermeye çalışıyoruz öğretim üyelerimize. İşte vakıf üniversitesi olmanın bir avantajı bu. Kar amacı gütmeyen bir üniversite olmanın avantajı. Bunu öğretim üyelerimizle paylaşıyoruz. Özellikle genç akademisyenler bizi destekliyor. Geçtiğimiz yıl ilk defa araştırma projelerine yönelik bir araştırma fonu oluşturduk. Kendi bütçemizden bir fon oluşturduk. Hocam çok büyük bütçeler de gerektirmiyor. Dedik ki bize teklifte bulunun. Bir komisyonumuz var. 7 tane hocamızdan oluşan farklı disiplinlerden. Bunlar projenizi değerlendirilir. 10.000 dolara kadar bir bütçe verebiliyoruz bunlar için. Bir sürü araştırmayı 10.000 dolarla başlatabilirsiniz. Bu bir nüve oluşturur. Ardından bu araştırmalar daha büyük araştırmalara dönüşür. İşte TÜBİTAK'tan müracaat edilir, Avrupa Birliği'nden müracaatlar olabilir. Bu şekilde bir fon oluşturduk. Ve benim bildiğim kadarıyla ilktir. Bu bir ilktir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler içerisinde. Kendi bütçemizden yapıyoruz. Maalesef küçük bütçeli projeleri alabilme şansı yok öğretim üyelerimizin ülkemizde. TÜBİTAK'ta bunun muadili işte 1002 projeleridir. Bir yıllık kısa küçük projelerdir. Ama maalesef bizde bunlar yok. Biz bunları kendi kaynaklarımızla oluşturduk öğretim üyelerimize. Onu açtık. Konferansa gitme noktasında her öğretim üyemizin en az bir defa böyle bir şansı var. Onu kullanıyorlar. Yaptıkları yayınlara teşvik veriyoruz. Maddi destek veriyoruz. Maddi ödül veriyoruz, öyle söyleyeyim. Tabii hocam, yani içimden geçeni söylemesem rahat etmeyeceğim. Yani üniversite dünyamızın akademik kadrosunun niteliğiyle ilgili genel anlamda bir kaygım bir yerlerde hep saklanıyor. Az önce siz yayından bahsettiniz. Siz biliyorsunuz, yani nerede yapılan bir yayının akademik değeri olduğu da belli. Yani. Evet. Bir bakıyorsunuz, bizde yerli basında çıkan bir yazı bile bir yayın gibi sunulmaya çalışılıyor. Bu standardı yakalama bağlamında nasıl bir hassasiyet gösterilmeli? Hocam, biz burada referans noktası olarak her zaman yükü alıyoruz. Türkiye'nin Yüksek Öğretim Kurumu. Onların yükseltme kriterleri belli. Akademisyenlerin yükseltme kriterleri bulundukları ana bilim dalına, bilim alana bağlı olarak farklı farklı kriterler gösteriyor. Farklı farklı dergilerdeki yayınları veya kitap yayınları farklı şekilde değerlendiriliyor. Biz burada işte şöyle midir, böyle midir ötesinde onu kendimize hep referans aldık. 4 yıldır da bunu uyguluyoruz. Kanaatimce adil olduğunu düşünüyorum bu yaklaşımın. Zaten eleştiri de şu olur, ama biz farklı bir devletiz vesaire. Ama hocam, sonuçta çok büyük bir kütleden bahsediyoruz ve hemen yanımızda bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğretim üyelerinin geçmişine baktığınızda ciddi bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu veya o üniversitelerle çalışıp gelmiş olduğunu düşünüyorum. Zaten bunun dışında bir hareket
birazcık Don Quixote'luk gibi geliyor bana açıkçası. Ve onu, yani biz bunun ötesine, şey, altında hayır, bir standart koyacağız. Hayır, ben zaten sorumda bunu da murad etmedim. Ben önemli olan niteliğe önem verir. Çünkü toplam kalite hayatın her alanı için gereklidir de özellikle eğitim, öğretim dünyası için vazgeçilmez olur. %100. Yani oradan siz toplam kalite yerine, toplam kalitesizliğe doğru bir kayış olursa sıkıntı olur. Yani ben şuna içtenlikle inanıyorum ki Refik Avrupa Üniversitesi her alanda, yani çevre düzenlemesinden başlayarak o toplam kaliteyi hissettiğiniz için adını kolay koyamadığınız bir artıların toplamını buluyor. Kesinlikle. Yani sizlerle sohbeti de live'den öte, hatta bir eminim belki bu programda üniversitenizi konuşmayı daha çok arzu ediyorsunuz ama bizde de bir söz var, imamı bulmuşken nikahı kıyma meselesi. Evet, evet. Ben de geneli konuşabilecek bir rektör, bir akademik insanla yüzleştiğim için bunları konuşuyorum. Çünkü biz küçük bir ülkeyiz ve artılar da, özellikle eksiler daha bulaşıcıdır, olumsuzluklar. Kesinlikle. Ben üniversite sayısındaki artıştan endişe duyan birisiyim. Yani nitelik çok önemli. Kıbrıs'taki üniversiteleri deyip hiç suçunuz olmadan bir şeyler sıçrayabilir. Bu noktadaki hassasiyet önemli. Bunu üniversite böyle rektörler buluşmasında dile getiriyor musunuz? Yani tabii ki. Bu endişe var mı? Tabii ki var hocam. Bu endişe var. Ben şuna inananlardanım. Attığınız her adımda gece rahat uyuyabiliyor olmanız gerekiyor. Ben bunu hep kendime bir sınav olarak veririm. Açtığım 15 tane doktora programından bahsettim önce. 3 yıl içerisinde 14 tanesi açıldı. Bunların hepsi de YÖK'ten onaylandı. Biz şuna inanıyoruz. İşimizi sağlam yapmamız gerekiyor. Doktora programlarımızı biz gerektiğinde öğrenci almama üzerine de kuruyoruz. Örnek İletişim Fakültesi'nin geçen sene doktora programına biz öğrenci almadık. Niye almadık? Baktık ki ciddi sayıda öğrencimiz var içeride. Önce bunlardan bir kısmı mezun olsun, onların yerine öğrenci alalım. Çünkü hepimizin yapabileceği bir yük var. Bir akademisyenin de yönetebileceği bir test sayısı bellidir. Çok fazla yüklerseniz kaçaklar olabilir. Biz buna mahal vermiyoruz. Bu zaten dediğim gibi Lefke Avrupa Üniversitesi'nin en büyük özelliği gerçekten kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olması. Kimse bizim peşimizde aman ne kadar kar ettiniz diye koşmuyor. Hocam buradan geçenlerden üniversite kar etmesin ama buradan geçenler üniversiteden kar etsin. Kesinlikle. Çok güzel, çok güzel, çok güzel söylediniz. Evet, izninizle bir araya gideceğiz, sonra devam edeceğiz. Kısa bir ara, sonrasında devam.
Evet. Ara geride kaldı. Kaldığımız yerden devam edecek miyiz? Kaldığımız yerden değil. Yeni bir sayfa açacağız. Böyle iki bölüm halinde yaptığımız için programı, birinci bölüm böyle birazcık da girizgah gibi oluyor. Genel çerçevede ama bu kez geriye kalan bu ikinci bölümde daha birbirini tamamlayan ve arası olmayan bir sohbet yapıyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi'ndeyiz. Biz Lefke Avrupa Üniversitesi'nin konuk muyuz? Yoksa Profesör Doktor Mehmet Ali Yüksel'in bizim konuğumuz mu? İkisi de. Evet hocam, üniversite artık yerellik yok. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmamış bir coğrafyada bir devlet yapısıdır, bir kurumsal yapıdır. İşte bunun içerisinde biz de idare ediyoruz vaziyeti olmuyor. Baktığımda her geldiğimde neredeyse bayrak direkleri çoğalıyor. Kaç ülkeden öğrenciniz var? 68 yabancı ülke, KKTC Türkiye ile birlikte 70 ülkeden öğrencimiz var bu yıl itibariyle. 70 ülke. Şubat dönemi itibariyle. Küçük Birleşmiş Milletler. Evet. Evet hocam. 70 ülke. 70 ülke. En uzağı nerede? Güney Afrika herhalde. Oldukça uzak. Kanada'dan var. Öğrencilerin tercih nedeni. Kendiliğinden bulup gelen var mı, yoksa sizlerin biz de varız diye oraya gitmenizin payı mı var? Hocam ikisi de. Tabii ki kendiliğinden gelenler de var. Bunlar bir şekilde sosyal medyada, internet ortamında üniversitenin adını bir şekilde duyup, bakıp yazıştıktan sonra gelenler var ama bunlar tabii çok 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 küçük bir miktar. Çoğunluğu yapılan çalışmaların sonucu buralara geliyorlar. Ciddi emek harcanıyor ülkemizi ve üniversitemizi dışarıda temsiliyet noktasında. Bunun da bir şeyini görüyoruz. Ürünlerini görmeye başladık, onu söyleyeyim. 70 ülkeden öğrenci geliyor, 70 ülkeden farklılıklarla geliyor. Kesinlikle. Elbette Kıbrıslı Türklerin bu coğrafyanın önemli bir avantajı. Çok hoşgörümüz genetikte, toleransımız yüksektir. Herkese evimizi değil, yüreğimizi açabiliyoruz. Fakat bu gelen öğrencilerin kaynaşması da önemli. Evet. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Sayın hocam, üniversitemizde öğrencilerin kampüse girdiği noktadan itibaren bir oryantasyon programı uygulanıyor. Bu yoğun 2 haftalık bir program ilk başta. Ondan sonra da... Ne var onun içerisinde? Önce üniversiteyi tanıtıyoruz bir daha. İşte şurada şu var, burada bu var, şu olunca şuraya gidersin, bu olunca buraya gidersin şeklinde. Ama bunu yaparken de böyle bir ders ve sınıf ortamı içerisinde değil, işte sağı solu gösterirken, bölgenin güzelliklerini gösterirken yapılıyor tüm bunlar. Böyle bir paket program. Hem etrafı tanımak, etrafı tanıtmak ve üniversiteyi tanıtmak noktasında. Ondan sonra da dönem içerisinde mütemadiyen çeşitli etkinliklere, çeşitli aktivitelerle öğrenciler bir araya getirilme gayreti içerisindeyiz. Bu şekilde oluşuyor. Tabii bir de bunlar hepsi genç insanlar. Ama şimdi bu anlattığınız noktada üniversite ve gelenler var. Evet. Ama bir de gelenlerin kendi arasında da bir oryantasyona, uyuma ihtiyaçları yok. İşte bu beraber hallediliyor. Bir de şöyle bir avantaj var. Ben bir yerde okumuştum yıllar önce. İnsanların kendilerini en yalnız hissettikleri dönem üniversitenin ilk günleri ve ilk yılları diyorlar. Çünkü çok farklı i̇lk bir... günleri, tamam da hocam ilk yıllar dediğimde işte uzadım. İlk yılın ilk günlerinden bahsediyorum. Yani şöyle düşünün, çok alışık olduğunuz bir lise ortamından çıkıyorsunuz, aile ortamından çıkıyorsunuz, başka bir ortama geliyorsunuz. İşte bu esasında bir avantaj. Çünkü aynı durumda olan bir sürü insanla berabersiniz. Herkesin bir arkadaş edinme, bir araya gelme ihtiyacı ve olduğu bir noktada siz bu insanları bir araya getiriyorsunuz. Bu bir önemli etken diye düşünürüm. Bunları onların da kaynaşması gerekiyor. Kesinlikle. Üniversiteler böyle yerler. O bir şekilde doğal olarak oluyor. Doğal bir şekilde oluyor. Ha, biz, üniversitelerin esas sıkıntısı az önce söylediğiniz gibi. Şimdi farklı kültürlerden bir grup insanı bir araya getirip
belli bir kaynaştırma oluşturmak. Orada da işte elimizden geldiğince bir arada tutarak, her şeye rağmen bir arada tutarak bunu gerçekleştiriyoruz dedi, tahmin ediyorum. Şimdi hocam, üniversite için, eğitim için sektör tanımlaması uzun yıllar yanlış kabul edildi. Ancak sanki de son, sadece bize özgü değil, dünyada üniversitelerin o uluslararası rekabet ortamına girmesi, işte bakınız İngiltere'den üniversiteler gelip bizde öğrencilere dönük etkinlikler düzenliyor. Dünyanın her yerinde, yalnız biz gidip kendimizi tanıtmıyoruz. Dünya da bize geliyor, bizden pay almak istiyor. Dolayısıyla bir sektör pozisyonuna gelmiş gibi oluyor. Bu noktada da az önce bir üçgen yaptık. Üniversitenin yönetimi dedik, öğretim kadrosu dedik, öğrenci dedik. Aynı öğrencinin arkasına parantez içine yazalım. Ama Kıbrıs'ta bir de üniversite öğrencisine dönük hizmet sunan ya da öğrenciden beklentisi olan bir altyapı var. Yurttan tutun çeşitli hizmet alanları veya tüketim alanları diyelim. Bu noktada Mausa daha öyle çok bütünleşti. Lefkoşa daha farklı bir uyumu, bütünlüğü var. Lefke bu bağlamda, Lefkeli üniversiteyle ne kadar bütünlüklü? Bu noktada kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Şimdi Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke ilçesinin olmazsa olmazı. Gerçekten işte Gaziveren'den bu tarafa dönüp baktığınızda başka belediye, tamam ciddi şekilde çalışanı var ama başka bir kurum var mıdır bu kadar çok insanın bir arada çalıştığı? Yok. Dolayısıyla ekonomik olarak bir lokomotif. Ve öyle tahmin ediyorum ki işte 3700'lerden 9300'lere gelirken yönetim anlayışımızla da mümkün olduğunca etrafımıza destek olmaya çalıştık. Yani her şeyi kendimiz yapacağız. Yani LAÜ'nün, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin etrafında Çin Seddi gibi her şey içinde Rabbena, hep bana diye bir üniversite yönetim anlayışı yok. Kesinlikle yok. Ha bunun nasıl olacağını da bilirim. Geçmiş tecrübelerimden. Yani işte hangi işletmenin ne kadar karlı olduğunu, işte yemek işinin ne olduğunu, yani öğrenci yemeğinden bahsediyorum. Veya yurtların bunların rakamları çok net şekilde kafamda var. Ama hiç böyle bir politikası olmadı Lefke Avrupa Üniversitesi'nin. Mümkün olduğunca etrafımızdaki duvarı yapabildiğimizce alçak tuttuk. Küçük çit. Aynen. Yapabildiğimizce zarar görmeyeceğimiz, ciddi zarar görmeyeceğimiz her noktada bölgeyle çalışmak istedik. İşte civatasından tutun da camına kadar, ne bileyim ben bina yapımından tutun da kitap alımına kadar. Mümkün olduğunca stratejik ortak dediğimiz insanlarla birlikte çalıştık. Liselerimizle çalıştık. Ben onlara hiçbir zaman yardım yapmadım. Ben onları hep stratejik ortak olarak gördüm. Onlara ziyaretimizde bunları söyledim. Dedim ki bakın, Lefke Avrupa Üniversitesi ile Lefke Gazi Lisesi bir stratejik ortaktır dedi. Sizin mezunlarınız bizim için öğrencidir. Dolayısıyla biz sizinle işbirliğine gideceğiz. Bize ihtiyaçlarınızı söyleyin. Nasıl yardımcı olabileceğimizi birlikte konuşalım, birlikte planlayalım. Bu şekilde yaklaştık. Esnafla da bu şekilde yürüyoruz. Diyoruz ki bakın, biz bir sayfa kağıt alacağız. Bu sayfanın fiyatı bellidir. Lefkoşa'da bellidir, Girne'de bellidir, Güzelyurt'ta bellidir. Lefke'de de bu olması lazım. Biz sizinle yürüyeceğiz. Bunu söylüyoruz ve çok anlayışla karşılanıyoruz. Beklediğimin ötesinde de destek görüyoruz bölge altında. Hocam böyle yukarıdan baktığımda Lefke'de bir eski Lefke var yukarıda. Evet. Aşağıya iniyorsunuz ve Lefke'yi geliniz, işte Gaziveren'den bu tarafa kabul edelim, konuşalım. Yalnız yukarıdan bakarsan, üniversite ve çevresinin rengi değişik. Yapılanmayla beraber, hep beraber. Her ne kadar kampüsün duvarları yok ama kampüs ve yakın çevresi var. Yani böyle suya bıraktığınız bir küçük taşın içten dışa açılan halkaları gibi.
halkaların lefkenin bütününü kucaklaması mümkün değil mi? Bu nasıl olacak? Yani bir takım sosyal, yalnız yurt değil, bir takım sosyalistler ya da üniversitenin, bölüm demeyeyim ama, üniversitenin aktif parçaları. Aktif parçaları bu coğrafyanın kendi bu Lefke Belediye sınırları içerisinde daha geniş yerlere gidebilir. Gidebilir ama bu soruya şöyle cevap vereyim. Ben geçen hafta Londra'da bir konferanstaydım. Going Global konferansı, British Council'ın yaptığı bir konferans ve bu yılın teması üniversiteler ve şehir idi. Ve ben özellikle 2,5 tamam, gün... Tamam, yani ben o zaman 2-3 dakikada onu da anlatayım. Tabii. Sizin sorunuz esasında bütün konferansın motivasyonuydu. Yani işte şehirlerin kuruluşunda, gelişmesinde üniversitelerin payı şey mi, lokomotif midirler? Yoksa böyle bir hazırı alıp götürüyorlar mı? Dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli örnekler anlatıldı. Bu sadece yapılaşma anlamında değil. Fikir üretme, geliş, belli bir entelektüel seviyenin oluşması noktasında da üniversitelerin rolü çok tartışıldı. Ve kesin bir şey yok. Yani şöyledir veya böyledir diye yok. İşte örnek, Oxford diye bir yerleşim. Üniversite mi Oxford, Oxford'un içerisinde mi üniversite? Cambridge. Amerika'da çeşitli, işte New York'taki çeşitli üniversitelerin New York'un gelişmesine olan etkileri. İstanbul, 60 kusur tane üniversitenin olduğu bir yer, eski şehir gibi. İşte Lefke Avrupa Üniversitesi de bu kapsamda Kıbrıs'taki üniversitelerden birazcık daha farklı. 9300 öğrenci, bu sene gelecek sene 10.500, 11.000 öğrenci. Bahsettiğimiz Gaziveren'den bu tarafa. 11.000 dolayında nüfus var. 11.000 dolayında nüfus, yani neredeyse birebir gelecek itibariyle. Tabii. Ama bu da hocam işte çok farklı bir şey. Yani sizin sözünüzü evet. Kesmiyorum burada, özür dilerim. Mausa'da dayı Mausa'dan fazla değil. Evet. Girne'nin nüfusu 60.000 dolayında, Çin nüfusundan bahsediliyor. Gayu ondan fazla değil. Lefkoşa'dakilerin toplamı fazla değil. Ama Lefke bölgesinde üniversitenin şu an itibariyle akademik kadroyla çalışanları toplarsanız belediye sınırlarındaki nüfusa denk evet. geliyor. Ve ama bunun sorun yaratmadan avantaja dönüşmesi nasıl olacak? O seminerle birlikte bunu dinleyeceğiz. Evet. Hep bu kafamda bu soruyla dinlemeye ve anlamaya çalıştım anlatılanları. Dediğiniz katılmamak imkanı yok. Zaten rakamlar ortada. Ama 2019 yılında öğrenci sayısı da nüfusu geçecek. Sadece öğrenci sayısı. 2019'a geldiğimizde 11.000'i geçmiş olacak her halükarda. Dolayısıyla bizim bunu iyi yönetebiliyor olmamız gerekiyor. Yüksek öğretim sektör mü? Bence evet sektör. Birkaç tane rakam vereyim yine konferanstan. İngiliz üniversitelerinin İngiltere dışındaki öğrenci Translational Education dahilinde öğrenci sayısı 700.000. İngiliz üniversitelerinin içeride okuttukları yabancı öğrenci sayısı 100.000'in üzerinde. Çok büyük bir rakam. Yani şimdi bize baktığınızda esasında bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30.000 tane yabancı öğrenciyle oldukça iyi bir iş yapıyormuşuz. Koskoca İngiltere ile, Britanya ile kendimizi karşılaştırdığımızda. Dolayısıyla bu bir sektör. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin de bu sektör içerisinde yeri önemli. Lefke bölgesinde oluşu ve az önce bahsettiğimiz nüfus yapısına göre. Bu bize ciddi bir sorumluluk getiriyor. Ama tabii şimdi dönüp baktığınızda üniversitenin tanımı, görevi nerede başlar, nerede biter? Kampüs sınırları içerisinde başlar. Kampüsün sınırında biter. Ama etkileşim alanı diye bakarsanız, o az önce söylediğiniz dalgan, aynen dalgalar gibi bu dış çemberler şeklinde bütün ilçeyi, hatta bütün ülkeyi de etkileyecek pozisyona gelir. Biz bunların iyi yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir defa hızlı büyüdük, kabul. Ama bunda bu noktada biz 2013 yılı... ihtiyacımız var. Tabii ki ihtiyacımız vardı. Eşik diğer noktasında buraya gelmemiz gerekiyordu. Ama bunu bize ne olursa olsun anlayışıyla yapılmadı. Hocam parmağımı kaldırırım. Büyümek isteyen herkes de böyle büyüyemedi.
Yani bu da bir gerçeklik değil. Doğru, doğru. Yani biz... Kim büyümek istemedi de kim büyümek istemedi? Herkes büyümek istedi. Hala daha öyle. Evet. Hala daha öyle. Ama niye burası daha kolay büyüdü? Demek ki bir takım artıları, fark edilen gerek öğretim üyeleri, öğretim elemanları, gerekse öğrenciler bakımından tercih edilmesi bir takım sebepleri var. Az önce en başta söylediğimiz gibi biz altyapımızı tam yaptık bölümü açmaya gittiğimizde. Ve Lefke Avrupa Üniversitesi'nin YÖK'ten talep ettiği ve alamadığı bölüm sayısı o kadar azdır ki onlarınla olmayacağını neredeyse bilebilir. Çünkü YÖK'ün bir şeyi var. Söyleyin, doluluk oranına bakarlar her şeyden önce. Sizin akademik katılımınıza derler ki, der ki yok, vakıf üniversitelerinde %75 doluluk yoksa talep ettiğiniz bölümde, isterseniz hangi hocaya getirirseniz getirin size o bölümü vermeyiz derler. Bazen biz bu uç noktaları zorladık alamadığımız bölümlerde. 75'lerde %73'ü denedik birkaç noktada. Ama onun dışında neredeyse talep ettiğimiz her bölümü aldık. Çünkü buradan 2 sene önce 18 tane programa onay aldık YÖK'ten. Dediler ki ya 18 tane program üniversite açmakla eşdeğer. Yeni açılan üniversiteleri denetlerlerken, hatta bize haber vermeden, onlar önceden haber veriyorlar. Gelmişken gelip kampüsü bir ziyaret etmek istediler. Sağlık Fakültesi'nde bölümler açacağımız yıldı bu. Ve ardından çok güzel bir feedbackle döndük. Zaten o bir milat taşı oldu LAÜ için. Ondan sonra gönderdiğimiz her dosya neredeyse onaylanarak geldi. Bu sene de aynı şekilde eğitim fakültesine olmaz denilen bölümlerini, işte fen bilgisi öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, ki bunlar artık verilmiyor denen bölümler, ikisini de uygun gördüler. Keza beden eğitimi öğretmenliği. Artık çok kolay verilmeyen bölümler bu şekilde büyümüş sanırım. Geçenlerde Ankara'dan birileriyle sohbet ettik. YÖK, örneğin Türkiye'de köklü geçmiş üniversite dediklerimiz var. O YÖK'ün yetkili organları ya da çalışma grupları programları karar vermek incelerken onların program başvurularına bakmıyormuş bile. Yani onlar istiyorsa veriyor ve hoşuma da gitti aslında. Dediler ki Kıbrıs'tan da LAÜ neredeyse onlara yakın bir yerde değerlendiriyor. Ya ben buna evet veya hayır diyemem hocam ama... Hayır, bunu ben de bu yayında sizle ilk kez paylaşıyorum. Evet, ama şunu söyledim, az önce reddedilen bölümümüz olmadı o noktada. Büyümemizi, daha hızlı bir büyümemizi bu şekilde sağladık. Bundan sonra yapılacak çok işimiz var ama. Yani biz... Nedir yani? LAÜ olarak ne yapmamız gerektiğini çok net görebiliyoruz. Hangi noktada hangi adımı atmamız gerekiyor? Öğrencilerimiz için, öğretim üyelerimiz için, çalışanlarımız için bu çok nettir. Ve biz önümüzdeki 5 yılın sürdürülebilir büyüme hedefleri noktasında da bir çalışma yapıyoruz. Yani bu büyümeyi tamam iyi güzel sağladık ama bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak çok daha zor. Şimdi onunla ilgili biz kafa yoruyoruz, planlar, projeler gerçekleştiriyoruz. Bu noktada tek başımıza değiliz. Ve orada daha çok çalışmamız gerekiyor. Bir defa Lefke bölgesinin toparlanması gerekiyor. Bakın, araçla geliyorsunuz... Dedi ki Londra'dan etkilenerek geldi. Öyle. Yani ve Sayın Belediye Başkanı'na da gelecek hafta herhalde bir randevulaşıp bir araya gelip birazcık paylaşmak isteyeceğim deneyimlerimi. Yani tamam, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin ihtiyaçları var. Lefke bölgesinin ihtiyaçları var. Biz bunu tek başımıza yapamayacağız. Belediye başkanımızla, merkez hükümetle yürümemiz gerekiyor bu yolu. Biz üzerimize düşen neyse yapmak isteriz. Fiziki plan çalışması 2014 yılında ben 3 tane çok değerli akademisyen profesörü İstanbul Teknik Üniversitesi Şehircilik Anabilim Dalı'ndan, bölümünden getirttim. Bölgeyi de konakladılar 2-3 gün. Bölgeyi gezdiler. Şimdi böyle bir çalışma başlatıldı belediye ve şehircilik tarafından. Biz buna destek vereceğiz. Lefke'nin ve çevresinin toparlanması gerekiyor. Hep şunu söylerim, öğrenci su gibidir. Çatlağı gördü mü oradan kaçar, gider. Öğrenci getirmek için kolay taraf. Öğrenciyi burada tutmak, öğrenciyi geçin, mutlu şekilde burada tutmak çok daha zor. Bu da sadece verdiğiniz, derslikte verdiğiniz dersin kalitesi, kaliteli akademisyenle olacak işler değil. Çevresel faktörleri de bu işin içerisine katmamız gerekiyor. Çünkü düşünün, bir öğrencinin, full time öğrencinin
Ders yükü 15 saat. Haftada 15 saat. Haftada kaç saatimiz var? Ortada. Çıkarın uykuyu, geri kalan zamanla bir şey yapmak zorunda bu insanlar. Bunları sağlamamız gerekiyor. Ama sosyal canlı olmanın gereklerini yaşayacağı ortama sahip. Kesinlikle. Lay olarak bunun için biz girişimlerimiz var ama tek başımıza bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünmüyorum. İşte belediyemizde, merkezi hükümette bu noktaları masaya yatırmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Belediye üzerinden de halk. Kesinlikle, kesinlikle. Sivil toplumla biz bir araya geliyoruz. Senede en az bir defa davet ediyorum. Planlarımızı, projelerimizi anlatıyorum. İki ayda bir işte bölgenin sivil toplum örgütleri, temsilcileriyle bir araya geliyorum. Sohbet toplantılarında belli bir gündemle bir araya gelmiyoruz ama ihtiyaçlarımızı paylaşıyoruz, dinlendiriyoruz. Bunları yapmamız gerekiyor. Bu işin sürdürülebilir olması için LAÜ'nün eğer bir desteği ve katkısı varsa etrafına, bunun devam edebilmesi için bizim bu yolu hep birlikte omuz omuza, ne önde ne arkada birlikte yürümemiz gerekiyor. Herkesin de yapacak işi var. Burada şey de yok. Aman işte o yaptı, bu yaptı noktasında değil. Herkesin üzerine düşen bir görev var. Onu yapması durumunda iyi noktalara geleceğiz diye düşünüyorum. Tabii hocam, toplumsal bir sıkıntımız var Kıbrıslı Türkler olarak. Uzun vadeli projelere çok sempatik bakmıyoruz. Her şeyi kendi beklentilerimiz, hatta yaşam sınırımızla beraber düşünüyoruz. Bugün Lefke'de de var. Bunun aşıp işte 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonrasını konuşabilme meselesi var. İşte sanıyorum sizler bunun için yardımcı olası. Çünkü işte Lefke hem büyümek istiyor, hem kazanmak istiyor, hem de bir takım kaygılarla duraksıyor. Bu kaygılar girişimcilik cesaretsizliği midir? Diğerleri midir? Diğerleri midir? Başka bunun, sizlerin bu üniversitenin bilimsel süzgeci bunu daha iyi ortaya çıkaracak. Ama başka bir noktaya da gelmek istiyorum. Yani çıktı uluslararası tartışma ortamlarıyla beraber değişik üniversiteler var. Yani şimdi doğaldır. Önce yakından her ne kadar kader birliği yapmak zorunda olsanız da bir rekabet var. Az önce programın başında da işaret etmiştik. Uluslararası bir kurum var. Üniversite. Yani kendi ihtiyaçlarınıza göre eğer bölgedeki orta öğretim kurumlarından mezun olanlara dönük yüksek dersin olsa yok yani bu üniversite var olamaz ve sürdüremez. Peki uluslararası bağlamda kendinize futbolda bir takımın hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır. Sizin bu bağlamdaki hayallerinizin üst sınırında neler var? Bulunduğumuz coğrafyanın, işte Akdeniz Çanağı'da deriz. Yani Doğu Akdeniz'de deriz, Akdeniz Çanağı'da deriz. Prestijli üniversite haline gelmek. En iyi üniversite nedir? Bu çok farklı bir şeydir ama. Şimdi şimdi az önce Oxford dedik, şehir midir dedik, kasaba mıdır dedik, üniversite midir dedik. İşte isimler birbiri içerisinde. Biz şimdi ben Oxford dediğimde üniversiteyi düşünüyorum. Belki siz Oxford dediğinizde şey. İşte hayır ben de üniversite geçti, öne geçti. Ve o şehir de bundan rahatsız değildir. Aynen. İşte Lefke Avrupa Üniversitesi'nin, yani Lefke dediğinde buranın akla geleceği kadar bilindik, kaliteli bir üniversite olmak benim en büyük hayalim. Ben hocam niye güldüm bir an biliyor musunuz? Şimdi düşünüyorum ben Oxford veya Cambridge. Biri dese bana ki ben Oxford'dan geldim ya da Cambridge'den geldim. Otomatikman ben o insanı yüksek kültürlü, kaliteli. Yani o adam orada hangi işi yaparsa yapsın, kaç yıldır orada yaşarsa yaşasın. Ben onu üniversiteyle ilişkilendirerek algılıyorum ve bir yere koyuyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Lefke'de buna çok güzel bir örnek olabilir. Kesinlikle. Yani o noktaya getirebilmek üniversiteyi benim için en büyük hayal, en büyük hedef. O şekilde söyleyeyim. Onun için uğraşmamız gerekiyor. Bunun için biz neler yaptık? Akreditasyonu ciddiyetle ele aldık. Şimdi bizim ne kadar iyi olduğumuzu söylemek belki
olabilecek bir şey ama başkasının bizim için iyidir demesi çok daha etkili. İşte geldiğimiz sene önce hazırlık okulumuzda EDEXER akreditasyonuyla başladık, onu aldık. Mühendislik fakültemize geçtiğimiz yıl MÜDEK akreditasyonlarını aldık. Şimdi bu önümüzdeki Haziran ayı bizim için çok heyecanlı bir ay. Hem mezuniyet törenimiz var ama mezuniyet törenimiz ve hemen öncesinde, hemen sonrasında iki tane farklı akreditasyon sürecinden geçiyoruz. Almanya'dan ASİN yönetim bilişim sistemleri ve haberleşme mühendisliği bölümümüz için geliyor. FİBA yine Alman başka bir kuruluş. Uluslararası ilişkiler ve işletme bölümümüzün akreditasyonu için geliyor. Yani uluslararasılaşmayı en azından akreditasyon noktasında yapıyoruz. Öğrenci çeşitliliği noktasında yine tamam. Ama tabii biz daha genç bir üniversiteyiz. Yani Kıbrıs'taki dördüncü kurulan üniversite olmamıza rağmen üniversitelerin, bu köklü üniversitelerin hayatına, yaşam süresine baktığımızda 27 yıllık bir geçmiş esasında hala daha emeklemekten kurtulmuş bir çocuk gibi. Olsun hocam, çeyrek asrı geçtik. Evet. Ama uzun boylu hedefler yaparak gitmek istiyoruz. Bana gel rektör ol dediklerine, Lefke'ye 3 yıllık kontrat dediklerine gelmem dedim ben 3 yıllık kontratta. 5 yıllık kontrat olacak. Ben projelerimi, planlarımı ancak o şekilde hayata geçiririm. Bu şekilde yürümemiz gerekiyor. Yani uzun vadeli hesaplar yapmamız, planlar yapmamız gerekiyor. Şu anda da bunu yapmaya başladık biz. Yani yeni yeni sürdürülebilir olması için bu Lefke Avrupa Üniversitesi'ndeki büyümenin fakülteler bazında çalışıyoruz. Eğitim fakültesiyle toplantılarımızı bitirdik. Mezuniyet töreninden hemen sonra iletişim fakültesiyle devam edeceğiz. Ve bunu bir rapor haline getirip mütevelli heyetine ve sivil toplum örgütlerine benim sunmam gerekiyor. Hocam iddialı olmak, bir şeyi başararak ondan haz duymak, haz almak güzel şeyler. Ama kibirli olmamak gerekiyor. Evet. Burada kibir yok. Evet. Ve buraya gelirken baktım ki Omorf Güzel Yurt'ta bütün billboardlarda lavi vardı. Hoşuma da gitti. Yani bir baktım arada boş var mı? Galiba boş yok. Yok hocam. Ve biz buradayız, siz bizi fark etmeniz gerekir demeden oraya gitmek gibi bir şey de vardı. Ne bekliyorsunuz 4 Haziran'da? 4 Haziran'a dönük mesajınız nedir? Yani elbette sadece bölgedeki üniversite adayı öğrencileri değil, belki Kuzey Kıbrıs'ın bütününe dönük olarak mesajınız nedir? Bu billboardlarla gitmeniz, televizyon ekranlarında pek çok programda yer alıyor bu bağlamdaki mesajlarınız. Bir daha ineler misiniz, biraz daha açar mısınız? Hocam, tarihimizde ilk defa bu yıl aldığımız kadar dün itibariyle 286 tane sınavımıza girecek öğrenci müracaatı. Bu çok güzel bir rakam. Bölgedeki okullardan tabii ki ciddi bir yoğunluk var. Ama Türk Muharip Koleji'nde de var Lefkoşa'da. Magosa'dan bile müracaat edenler var. Bu şunu gösteriyor, artık Lefke Avrupa Üniversitesi bölgenin, yani Lefke ve Güzel Yurdun ötesine yavaş yavaş geçmeye başlamış. Hocam, en başta söylediğimdir. Lefke Avrupa Üniversitesi'ni bir an için kafasından geçirecek öğrenciler için söylüyorum. Burada biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde alabilecekleri en kaliteli, en iyi eğitimi vermek için canla başla uğraşan bir ekibiz. Bütün hocalarımızla, yönetimimizle, çalışanlarımızla. Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsü tam da kampüs diyebileceğiniz bir kıvamda, bir yapıda bir kampüs. Tamam, anlayabiliyorum. Yurt dışına biz Kıbrıslılar önce yurt dışını düşünürüz, sonra Türkiye'yi düşünürüz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim almayı düşünüyorlarsa ve bu eğitim de Lefke Avrupa Üniversitesi'nde verilebilecek bir durumdaysa ben tereddüt etmeden tercih etmelerini önerebilirim. Bu noktada da kefil olurum kendilerine. Ve az önce iddiadan dedi, bu noktada iddialı olduğumuzu da söyleyebiliyorum. Öğrencilerimizin pişman olmayacağını düşünüyorum. Bizi tercih eden öğrencilerin bu noktada. Şimdi akademik ortam yanında böyle Lefke'de bir de şuna bakıyorum. Öğrenci kaybolmuyor. Öğrenci, evet, göz önünde. Evet.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani ev kiralayıp otursa da hemen o ev sahibi nerededir, ne değildir, ailelerin gönlü nerede bizim rahat çocuklar? Aynen. Gelmediler. Kesinlikle, kesinlikle. Bu harada buralarda kaybedilmemiş özellikler. Akşamleyin işte bir kokusu fazla olan bir yemek piştiğinde hemen alt kattan üst kattan bir tabak yemek öğrenciler için gider. Ben annem babam da burada yaşıyor. Annemin hep o şekilde davrandığını biliyorum öğrencilere. Herkesin o şekilde davrandığını, kucakladığını biliyorum. Ve bunu şeyden söylemiyorum hocam. Biz tahmin üzerine çok konuşmayı seven biri değilim ben. 6 ayda bir anketler yaptırıyoruz biz. Ve sürekli yaptırıyoruz. Öğrenciye bölgeyi soruyoruz. Bölgeye öğrenciyi soruyoruz. İki farklı ankette ve 6 ayda bir bunu periyodik olarak yapıyoruz. Onun sonuçlarını ben çok ciddiyetle inceliyorum. Mütevelliyle paylaşıyorum. Ve nasıl gittiğine de bakıyorum durumun. Birazcık şey gibi bu. Ne derler? Barometre gibi benim için. Bir ölçüyorum, tartıyorum. Bunun göstergesi bu nokta. Biliyor musun? 3-4 dakikamız kaldı ama ben tekrar böyle öğrencileri... Ha bir de şey var. Spor alanında da böyle biz de geliyoruz der gibi evet, bir pozisyonumuz evet var. 2 yıldır basketbola önem verdik. Aktiviteyi artırmak amacıyla yaptık biz bunu. Yani kampüsümüzün içerisinde bir canlılık, öğrencilerimizin iyi vakit geçireceği bir zaman dilimleri oluşturmak için gayret ettik. O noktada zannedersem hedeflerin olduğu bu sene de devam edecek. Bu sene yeni bir haber bu. Sporla ilgili bölümlerimizin sayısını artırdık. Gelecekte işte beden eğitimi öğretmenliği, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümleri. Bu kapsamda Lefke az önce işte ne kadar iç içe geçiyoruz şehirle vesaire noktasında Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bu konuyla ilgili tesislerinin Karadağ'da stadın oralara yapılması ve bir işbirliği gündemde. Bununla birlikte Lefke Türk Spor Kulübü ile birazcık daha organik bağımızı artırma planları, projeleri var. Bunlar hep önümüzdeki birkaç hafta içerisinde çok daha netleşecek projelerimiz. O noktada da spora dediğiniz gibi biraz destek veriyoruz. Bu sene voleybola da iddialı bir şekilde girmek istiyoruz. Bayanlar voleybolunda da bir takım girişimlerimiz olacak. Burada öğrencilere dönük sosyal faaliyetlerinizi de medyadan takip etti, fırsat bulduğumuz kadar takip ediyoruz. Bölgeyle bütünleşen bir amacı mı var? Amacı var. Bu demeyeyim, öyle algıladık. İşte çilek, portakal, makarna bulli falan. Evet, evet. Peki, bunları ilk defa bu sene deniyoruz. Ve şaşırıyoruz. Şöyle şaşırıyoruz. Yani sonuç çok mutluluk verici, çok talep ediliyor. Öğrencilerimiz ya böyle şeyler de mi varmış bölgede diye konuşuyorlar. Şaşırdığımız nokta ya bugüne kadar niye aklımıza gelmedi? Çilek bir ekonomik ilişki de oluyor. Tabii ki, bölgede. Tabii ki. Yeşilırmak Lefke ilçesi içerisinde. Şimdi öğrenciler dünyanın bir ucundan çıkıp buraya geliyorlar ama Yeşilırmak'ın böyle bir yer olduğunu bilemeyebilirler. İşte bir o bağlantıyı yapmak istedik. Keza bir tarım fakültesi olan bir üniversite portakal üretiyor. O portakaldan birer tane de çocuklar tatsın mantığıyla yola çıktık. Çok da iyi olmuş. Yani yeni bir girişim oldu. Magarina bulli diyorsunuz. Bu Kıbrısların olmazsa olmazı. Bir de kültürümüzü dediniz ya en başta bir araya getirebilir miyiz farklı kültürlerden insanları. Bu sene bir deneme olarak başladı bu. Çok da iyi oldu. Çok nasıl söyleyeyim yüksek rating aldı öğrencilerimizden. Bundan sonra herhalde bu şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki. Sonra geldik hocam. Ya keşke şunu da sorsaydım Hasan Astürer'i. Keşke bunu da söylerdim diye var mı? O şekilde yok ama tekrar 4 Haziran Lefke Avrupa Üniversitesi'nin burs ve giriş sınavı. Dolayısıyla o sınavı Lefke Avrupa Üniversitesi'ni düşünen öğrencilerimizin kaçırmaması ve gelip kayıtlarını olup sınava girmeleri, burs alabilme şanslarını saklı tutmalarıyla. Yani şimdi burada böyle bir altyapı var. Uzaktan gelip insanlar dünyanın o bir ucundan gelip burada yararlanıyor. Burada yakın olanlar da elbette bundan yararlansın. Tabii şunu da düşünüyorum.
Yani buraya gelip bir öğrenci buradan okur ama eminim sizlerin o uluslararası vizyonunuz bu öğrencilere de uluslararası öğrenci duygusunu yaşatacak dış kapıları da açar mutlaka. Kesinlikle. University of Bradford'la anlaşmamız var bu noktada. Kendileri gidebilirler. 3 sene burada okuduk. Bir sene orada okuyabiliyorlar ama bunun ötesinde biz Defke Avrupa Üniversitesi olarak belli sayıda 5 öğrencimize, onu söyleyeyim, onu, rakamını da vereyim. 5 öğrencimize burs vererek bu programı canlı tutmak istiyoruz. İyi öğrencileri teşvik etmek istiyoruz. Yani 3 yıl burada, 1 yıl İngiltere'de okuyalım. Ve çift diploma. Çift diploma. Lavi ve Bradford diploması. İmkanı da var. Dedim ya işte Türk Maarif Koleji'nden bile tercih ediliyoruz. Bunu düşünerek öğrencilerimiz değerlendiriyor. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Hocamız ne dediydi? Yok. Özetlemeye kalkarsam saygısızlık olur. Her şey çok net, çok açık ve programın başında mutlulukla ilişkilendirmiştim sohbetimizi. Neden ilişkilendirdiğimi de sanıyorum çok iyi anladınız. Oh be, bu memlekette iyi şeyler de oluyormuş. Bay bay.